biz hisse senedi piyasasının artık neresini konuşacağız? Ne kadarını neresi konuşacağız? Canım, niye talep yok, talep yok, talep yok. İlk söylediğimde talep var, talep var diyorsun. Yok, ilk senden duydum. Hakkını vermek gerekir. Talep yok bak. Şimdi evet geldik o noktaya. İki gün piyasa yeşil oldu dedim. Bugün kırmızı gömlek giyeyim ben. Ki piyasa yani kırmızıya bürünsün anlamında değil. Dikkat çekme anlamında. Çünkü bir türlü şuradaki 9200 seviyesini geçemiyorsun. Teknik konuşmaya kalktığın zaman. Olayda bir hikaye var mı? Yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani rutine döndü bu şeyler. Dün piyasa artı oldu. Nasıl oldu? Enflasyon muhasebesiyle ilgili dedikodular dolaştı. Bugün de dolaylı işte gazetenin bir tanesinde şey var, açıklama var. Şeyde yatırım tarafında muaf tutulacaktır. Yatırım yapanlar tarzında. Evet. Ama resmi bir açıklama yok. Sonuna gelindi. Şeyi var, cümlesi var. İki hafta önce de zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması vardı benzer şekilde. Görüşeceğiz. Çalışacağız. Olabilir. Zaten 2026'da olmayacak. Şimdi bunda da 3 tane versiyon verdiğinden dolayı herkes kendine göre onu yontmuştu. Kalkıyor, kalkmıyor. Şimdi bankacılık sektörüne uygulanacak, uygulanmayacak. Genel tartışmalara baktığında şu anda bankacılık sektörüne sanki uygulanmayacakmış gibi piyasa içerisinde algı var. Çünkü zaten uygulanmıyor. Olanlara da bakacaklar herhalde nedir ne değildir diye. O taraf olunca biraz rahatlar mıyız? Biraz rahatlarız. Biraz rahatlarız ama ekstra bir katkı olmaz. Buradaki abi sen ne zaman biraz rahatlarız dediysen o gelişmeler çok sonra oldu. Olduğunda da rahatlayamadık. İşte biraz rahatlarız oradan geliyor. Dün biraz rahatladın, nefes aldın. Bugün ne oldu? Nefesini kestiler tekrar. Nefessiz kaldık. Ya çünkü hikaye dediğim gibi değişen bir şey yok. Para. Para. Buraya para gelmiyor. Bu kadar, BOF aldı, bu kadar BOF'a sattı. Yani işin özeti bu aslında. Yani şimdi hikaye yazıyoruz arkasına ama. BOF'a dediği üzerine tamam mı? Aslında bizim görünürde likit ama görünür aslında da likit olmadığımızı gösteriyor. Başka bir şey değil. Şimdi geçen hafta ne dedik? Burasının toparlanması için ne olması lazım? Varlık fonu alacak dedik. Yani sonuçta uzun vadeli ve onlar kazanıyorlar. Bestler trade yapmayacak dedik ya. Aylık trade best oldu mu? Buraya gelen para da gitmiyor. İkinci periyotta gösterir zaten. Halka arzlarından insanlar geliyordu. Yani o tabloyu görünce otur ağla yani. Öyle halka arz olmaz. %75'i ya. 75'i negatif getirisi almış bu yıl olanların. Aslında şey, son 6 ayın manşeti sizin ifade ettiğiniz talep yok. Üzeyir abinin biraz önce BOFA dedi. Adam isteyince oluyor, istemeyince olmuyor. Şimdi ne oldu? Şimdi BOFA diyorsun. Ondan önceki haftada İş Bankası'nın Viyop'taki shortlarını konuşuyordu piyasa. Orası ondan önce başka bir şeyi konuşuyordu. Yani bahane buluyorsun. Sonuç para girmiyor. Bu arada son halka arz, 1000'in halka arzı olmuştu. 278 bine düşmüş. 1000 yatırım holding mi? Yok 1000. Bu şeyler var ya skuter tarzı. Yüzde kaç düşmüş? Bugün de mi düştü? Bugün bakmadım da toplam 278.000 yatırımcı katılmış. Hani buraya her milyon, 4 sayısı. Milyon katılıyordu. Yok, yani. Yok yok onları geç canım. Yani çok o taraf, az çok az bir talep vardı yani. 3.70 bugün yukarıda halka arz fiyatına 3 aşağı 5 yukarı. O tabloda şey yok. 1000 yok yani. O bugün 2.93 artı da. 3.70 sana 15 dakikalı geç geliyor. 3.70 mi abi? O zaman 95 liraya geçmiş. Evet 95.40. 95.50. Bende 95.0. 50'den işlem görüyor. Diyoruz buraya ne yaptılar? Söylediğimiz para piyasası fonuna koydu. Buraya ne yaptı? Tahvil fiyatları, enflasyon manşet inecek aşağı diye. Tahvil kısa vadeli borçlanma araçlarına koydu. Altına koydu. Hatta dün siz Selçuk'ta program yaparken sana şey attım. Görmemiş. Önden gönderi olarak altın yayın S1, bittikten sonra gördüm. Ons altını şey yaptınız, çizdiniz. Üstüne gram altını dedim ki altın S1 buyurur. Altın S1 %2,5 yukarıda. Evet. Yani kaç lira oldu? 31-13. Ben sen 17-18'lerden beri söylüyorsun. Öyle hatırlıyorum. Tabii altın S1 alıyoruz yani. Diğer tarafı beceremiyorsan ki herkes beceremez. Yani çünkü 35 liram varsa bile bir tane alabiliyorum. Doğru mu? Tabii canım 35 lira bir küsür alırsın. Bir tane alırsın. Yani 30 ufak lira. Tasarruflardan da buradan yani şu kahveyi 40 liradan aşağı içemiyorsun. İşte her kahve parasını buradan alırsın. En basitinden öyle söyleyeyim. Çaylar da 30 lira mı? 35 lira. Çay daha güzel olur. Türk halkı çay içer ya genelde. Çay parasını altın espir alırsın. Bundan sonraki periyotta da şimdi Amerikan seçimleri yaklaştıkça hikaye de değişmeye başladı ya. Bir de başa baş noktaya gelince şeyler. Hatta Trump iki tık öne geçmeye başladı. Abi sen nereden şu bakıyorsun? Benim okuduklarımda hep 3 puan Harris önde. Harris önde. Sen de esas sen nereden bakıyorsun? İşte yani çok farklı anketler var o zaman. Ya siz Çin borsasında bir tane bakıyorsunuz. Biz iki tane bakıyoruz. Ben bakmıyorum. Bakmak isteyenlere söyleyeceksin. Oradaki hikayede şey var. Bu eğer kasırgayı da
düzgün atlatamazlarsa ondan sonraki periyotta Trump arayı biraz daha da açar. Ondan sonra Kızılcık kıyameti burada görürüz bakalım. Buradaki derken genel anlamda görürüz. Pek bir şey de kalmadı. İşte o yüzden diyorum ya, bir aydan az kaldı. Bugün en kaçı 10 Ekim. 7 Ekim'de seçimleri var. 5 Kasım. Zaten Kasım'ın ilk haftası direkt ateş haftası yani. Ya başka hiçbir şey. Bizim için ateş haftası, dünya için ateş haftası, bol miktarda sıkıntılı olacak bir süreç. Bizdeki hikayede biraz şeyle bakacaksın. Ne? Jeopolitik risklere 2 gün önce mecliste bir toplantı yapıldı kapalı kapılar ardında. Şimdi bunu bütün dünya ajanslara geçmedi mi? Ne toplantısıydı o? Doğal olarak sen burada riske girer misin? Fiyatlar hep dediğim şey var. Olgunlaşma ifadesi kullanıyor. Dibe yanaştık ifadesi kullanıyor. Kullanılıyor. Evet, normal. İyi de düşüyor. Endeks sağlam mı? Hisse senetleri sağlam düşüyorlar. Şimdi onlar sağlam düştüğünde... pay geri alımı yapıyorlar. Bak, ona rağmen düşüyorlar. Havayolu pay geri alımı yaptı. 270-71. O gün de düştü. 68. Ertesi gün çıktı. Ondan sonra bak yine 269-65. Aşağıda. Bunda şeyin etkisi de var. Veriler piyasanın beklediği gibi değil. Biraz zayıf geldi. Eylül verileri. 3 aylık verileri de görmüş olduk. Dolayısıyla o tarafta biraz yumuşama emareli var. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Fark etmiyor ama genel konjonktür. Bak 0.67 hep onu piyasa defterlerinden veriyoruz ya. Türk Hava Yolları. Bankacı şimdi Vakıf Bank'a bakıyorsun %4.89 aşağıya gelmiş. 3 gün boyunca konuşulan işte elindeki gayrimenkullerde yeniden bir değerleme yapacak. Dolayısıyla onlar ciddi bir şey potansiyel gösteriyor. Çıktı, pozitif ayrıştı. Şimdi %4 yapmayacak mı oluyor? Evet. Şimdi buradaki tamamıyla dediğim gibi piyasada konuşulan dedikodu üzerinden söylüyorum. Yoksa resmi bir açıklama. Burada bir garanti dirayetli duruyor sanki. Şimdi dediğin doğru. Yani o bir yüze doğru iner mi inmez mi hikayesi oluştu. Ya benchmark olan benchmark'tır. Yani halk arz ona düşse de Garanti Bankası bir benchmark. Piyasanın gidip geldiğini, bankacılık sektöründe ilk ne pozisyon olduğunu hemen göz ilk önce garantiye bakıyor. Sonra Akbank işçi sıralama bu şekilde. Yapı 4'te kalıyor. Şimdi böyle bakınca da diyorsun ki bu tarafta alayım uzun vade neyi alayım? İşte geçen hafta insanlar 480'den 1000 aldılar. Sonra yabancı menşeli bir kurum geldi bıraktı. Ertesi gün biraz kafa kaldırır oldu gene bıraktı. Dün 2 gün önce benzer şekilde 480'in üzerindeydi gene bıraktı. Yani mevcut iyi seviyeler diyorsun yakın vade zirvelerine göre aşağı yukarı %20 aşağısında. 614 falan olması lazımdı. 614, 480 alıyorsun. Uzun vade beklentin iyi. Bir mi diyorsun değil mi? Bir mi diyorum ama ne oluyor? Aşağıya geliyor. Bu geneli için yani. Bir mi öyle özel örnek tabii, diye tabii. Seçmedim. Geneli için bu hikaye var. Şimdi böyle olunca da, şimdi bak önümdeki sektörler, telekom sektörü darmadağın oldu. Hepimiz ne diyorduk? En dirayetli, enflasyonu artışını yapar. Sonra İşte bunun fiber altyapılarıyla ilgili bazı haberler çıkınca sektöre yönelik fiber altyapıyla iki tarafta birden yağmur gibi yerli fonlar üzerinden şey oldu. Satışla karşılaştın yani 86'lardan şeyi almak, Turkcell'i almak, 45'lerden Telekom'u almak beklemediğin yerler bunlar. Sen diyorsun ki bunların ortalama %7 yukarısından alırsam süper iyi iştir. Şimdi böyle olunca da doğru. Hikayeyi niye çeviriyorsun? Para piyasası fonunda %3,5 ben alıyorum. Bir sıkıntım yok. Burada aldığında işte 2 günde bak görüyorsun ne kadar ya tamam 2 günde toparlıyorum da satmazsam içeri giriyorum. Yani işte BİM örneğinden vereyim. 480'den aldın. Dünyada önceki gün 483'tü. Tamam o baremi trade için mi aldık biz onu? Eğer trade etmediğin zaman ne oldu? 480'den aldın 473 şu anda. İçeridesin geçmiş olsun. Diğer tarafta da para piyasası fonunda da üzeri parasını tutuyorsa tamam o da diyor ki ben senin o kaybettiğin dönemde işte bak haftalık bazda baktın diye %1 yuvarlak hesap getiri elde ettim. Bu çok net burada var. Jeopolitik risk çok net burada var. Fiyatlıyorsun. Yabancı çok net burada yok. Bestlerin de senin trade yapıyor. Halka arzlarda da doğru düzgün getiri yok. Getiri yok değil. Doğru düzgün değil. Getiri yok. Bu konsept içerisinde buraya parayı kim koyacak ki?